böyle gençlerden öğrencilerim var. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Kültür Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersler veriyorum. Türk gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı Sedef Kabaş 25 oğlu 8 Aralık 1968'de Mualla ve Mehmet Kabaş çiftinin kızı olarak Londra'da doğdu. Lise öğrenimini Özel Doğu Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı ve Fulbright bursu alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Boston Üniversitesi'nde televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Meslek yaşamına 1992'de kurucu ekibinde yer aldığı Power FM radyosunda başladı. Power FM'de haber bültenlerini hazırlayıp sundu. 1995-1997 yılları arasında Atlanta'da CNN International'da gazeteci olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar ile ilgili haberler hazırlayan Kabaş, bu kurumda çalışan ilk Türk gazeteciydi. 1997 yılından itibaren Türkiye'de NTV, ATV, TV8, Sky kanallarında televizyon programları hazırladı. Almanya'da Türk Döneri başlıklı haber ile Atlanta'da CNN Dünya Raporu Konferansı çerçevesinde dağıtılan en iyi haber ödülünü aldı. 1990'larda sunduğu Portreler programında birçok alanda ünlü konuk ağırladı. Programında ağırladığı konukların bazıları Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Sosyal ve Uğur Dündar'dı. Portreler programıyla 1999 Diyalog en başarılı sunucu ödülüne değer görüldü. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik bölümünde doktora eğitimine başladı. 2007 yılında Günümüz Türk Basınında Gazeteciler Bağlamında Söyleyişleri Nitel Bir Değerlendirmesi başlıklı doktora tezini sunarak doktor unvanını aldı. Tezinde haber aktörü ya da kaynağı olarak medya içeriklerinde sıklıkla yer alan söylem seçkinleri olarak adlandırılmıştı. Kandırdığı kimselerin kamuoyunun algılarını şekillendirmedeki rolünü sorguladı. 2001 ve 2011 yılları arasında Pera İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Akademi gibi birçok kurumda medya ilişkileri, ses ve beden dili, diksiyon, sunum becerileri, etkili haber yazımı, röportaj teknikleri konusunda ders verdi. TRT 2'de televizyon, radyo, basın, reklam ve internet dünyasındaki gelişmelere odaklanan Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. NTV'de başlayıp TV8 ve Sky Türk'te sürdürdüğü Sesli Düşünenler adlı programda edebiyatın ünlü kişilerini konuk eden Kabaş bu programdaki söyleyişlerini aynı isimle kitaplaştırdı. Kabaş bu kitap dışında Zamanı Dize Getirenler, 41 Kadın 41 Öykü, İpek Dokulu Başarılar, 60 Kadın 60 Öykü, İpek Dokulu Başarılar, Soru Sorma Sanatı, Hayatını Seçen Kadın, Hocaların Hocası Nermin Abadan Umat ve Muazzam Muazzez, Muazzez İlmiyeti adlı kitapları yayınladı. 2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirkette üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yaparken şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler verdi. 2013 yılında gerçekleşen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yazı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2015 yılında yargılandı ve beraat etti. Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle 2019 yılında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandı. 11 ay 20 gün ceza aldı ve cezası ertelendi. Halk TV ve Tele1 kanallarındaki çeşitli programlara yorumcu olarak katılan Kabaş'ın 21 Ocak 2022'de Tele1'de söylediği "Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi rakamlara getirdi. Destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardı. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil ya da tam tersi bir söz vardır. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur." Sözü nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ve bir gün sonra tutuklanmasına karar verildi. Hadi onu söylemeyeyim, büyük baş hayvan diyeyim. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur demiş.
Bunların ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır ifadelerini kullandı. Avukat Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla cezaevinde bulunan müvekkili gazeteci Sedef Kabaş için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.